Seher Yeli. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Bu programdaki konumuz Abdullah bin Abbas'la ilgilidir. Bu büyük sahabi birçok şerefe nail olmuştur. Hiçbir şereften mahrum kalmamıştır. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sohbet etme şerefine de nail olmuştur. Eğer dünyaya biraz daha geç gelseydi, Resulullah'la sohbet şerefinden mahrum kalacaktı. Akrabalık şerefini de elde etmiştir. Çünkü o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcaoğludur. İlim şerefi ki o, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin alemi ve o ümmetin coşkun ilim denizidir. Takva şerefine de sahiptir. Çünkü o, gündüzleri oruçlu, geceleri namazla geçiren, seherlerde istiğfar eden ve Allah korkusundan dolayı gözyaşları yanaklarında iz yapıncaya kadar ağlayan birisidir. İşte bu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin alim ve arif kişisi Abdullah bin Abbas'tır. O Allah'ın kitabını en iyi bilen, onun tevilini en iyi anlayan, onun derinliklerine inmeye, onun meram ve sırlarına ermeye pek güçlü birisidir. Abdullah bin Abbas, hicretten 3 sene önce doğmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman sadece 13 yaşındadır. Buna rağmen o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Müslümanlar için Buhari ile Müslim'in sahihlerinde tespit ettikleri 1660 hadis bellemiştir. Annesi onu dünyaya getirince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürmüş, Hazreti Peygamber onun ağzına tükrüğünü koymuş ve böylece onun karnına ilk giren şey Peygamberin mübarek ve temiz tükrüğü olmuştur. Tabii o tükrükle birlikte takva ve hikmet de girmiştir. Kime hikmet verilirse ona birçok da hayır verilmiş olur. Haşimoğullarına mensup çocuğun nazar boncukları üzerinden atılıp 7 yaşına girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayrılmaz olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest almak istediğinde onun abdest suyunu hazırlar, namaza durduğunda arkasında namaz kılar, yolculuğa çıktığında bineğinin terkisinde olurdu. Öyle ki gittiği yere onunla birlikte giden, o nasıl dönüyorsa yörüngesinde öylece dönen gölgesi olmuştur. O bütün bu durumlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki yanında anlayışlı bir yürek, saf bir zihin ve modern asrın tanıdığı bütün kayıt cihazlarının geride kaldığı bir hafızaya sahiptir. Kendisi şöyle anlatmıştır. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest almak istemişti, hemen suyunu hazırladım ve o yaptığından memnun oldu. Namaz kılmak istediğinde bana yan tarafına durmamı işaret etti, ben de arkasına durdum. Namaz bitince bana eğilip şöyle dedi: Abdullah, niçin benim yanıma durmadın? Ben de şöyle cevap verdim: benim gözümde sen, seninle yan yana olmaktan daha üstün ve daha değerlisin. Ey Allah'ın Resulü dedim.
ellerini gökyüzüne kaldırıp şöyle dedi: Allah'ım, ona hikmet ver. Allah peygamberinin duasını kabul edip Haşimoğullarına mensup bu çocuğa büyük hikmet sahiplerine üstünlük sağlayan hikmeti vermiştir. Şüphe yok ki siz Abdullah bin Abbas'ın hikmet tablolarından birini öğrenmeyi çok istiyorsunuzdur. Hazreti Ali'nin taraftarları Hazreti Muaviye ile olan anlaşmazlığı sebebiyle onu terk ettiklerinde Abdullah bin Abbas şöyle demişti: Ey müminlerin emiri, bana izin ver de gidip onlarla konuşayım. Onların sana bir kötülük yapmalarından korkmaktayım. Hayır, inşallah bir şey olmaz cevabını alınca da Abdullah onların yanına yine de gitti. O güne kadar onlardan daha çok ibadet eden bir topluluk görmemişti. Onlar şöyle dediler: Hoş geldin ey İbni Abbas. Niçin geldin? Sizinle konuşmaya geldim dedi. Bir kısmı onunla konuşmayın, diğer bir kısmı da söyle seni dinliyoruz Abdullah dediler. Söyleyin bakalım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcaoğlu, damadı ve ona iman edenlerin ilki olan kişiye niçin kızıyorsunuz dedi. Üç şeyden dolayı ona kızıyoruz dediler. Onlar nedir diye sorunca da birincisi Allah'ın dininde kişileri hakem tayin etmesidir. İkincisi Ayşe ve Muaviye ile savaşıp ganimet ve esir almamasıdır. Üçüncüsü de Müslümanların ona beyat edip emir yapmalarına rağmen kendinden Emirül Müminin lakabını kaldırmış olmasıdır. Abdullah bin Abbas şöyle söyledi onlara: Eğer size Allah'ın kitabından, ayet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden inkar edemeyeceğiniz deliller getirirsem, şu anda ileri sürdüğünüz görüşlerinizden vazgeçer misiniz? Ne dersiniz? Onlar da peki, tamam dediler. Gelelim Ali Allah'ın dininde kişileri hakem kıldı sözünüze. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler! Siz hac veya umre için ihramlı bulunurken av öldürmeyiniz. İçinizden kim onu bilerek öldürürse üzerine öldürdüğü o hayvanın benzeri bir ceza vardır ki Kabe'ye ulaşmış bir kurbanlık olmak üzere buna içinizden adalet sahibi iki adam hükmedecektir. Maide suresi 95. Söyleyin, Allah aşkına kişilerin onların kanlarını, canlarını korumak ve aralarını bulmak için yaptıkları hakemlikler mi daha doğrudur, yoksa değeri 4 dirhem olan tavşan için yaptıkları hakemlikler mi? Tabii ki Müslümanların kanlarını korumak ve aralarını düzeltmek için yapacakları daha doğrudur. Bu tamam mı? Evet dediler. Gelelim, Ali harp yaptı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi esir almadı sözünüze. Anneniz Ayşe'yi esir alıp diğer esirler gibi onu kendinize helal kılmak ister miydiniz? Eğer evet derseniz kafir olursunuz. Şayet onun anneniz olmadığını söylerseniz yine kafir olursunuz. Allah Teala şöyle buyurmuştur: O peygamber müminleri öz nefislerinden evladır. Zevceleri bütün müminlerin anneleridir. Ahzab suresi 6. Şimdi kendiniz için dilediğinizi seçiniz. Bu da tamam mı diye sorunca evet dediler. Ali kendinden müminlerin emiri lakabını kaldırdığı iddianıza gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hudeybiye'de müşriklerle yaptığı sulh anlaşmasına bu Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı anlaşmadır yazmalarını istediğinde onlar şöyle demişlerdi: Biz senin Allah'ın elçisi olduğuna inansaydık, seni Kabe'yi ziyaretten alıkoymaz ve seninle harp etmezdik. Ancak Abdullah'ın oğlu Muhammed yazabilirsin. Vallahi siz beni yalanlasanız da şüphesiz ben Allah'ın elçisiyim diyerek isteklerini kabul etti. Bunu da biliyorsunuz değil mi? Dedi.
Evet diye cevap verdiler. Bu görüşme neticesinde Abdullah bin Abbas'ın derin bilgi ve etkili konuşmasıyla 2000 kişi tekrar Ali'nin saflarına geçti. 4000 kişi de inat ederek ve haktan yüz çevirerek düşmanlıklarına devam ettiler. Genç Abdullah bin Abbas, ilim elde etmek için her yolu deneyip her türlü gayreti sarf edenlerdendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında onun çağlayanından içiyordu. O Rabbine kavuşunca alim sahabenin hayatta kalanlarına koştu, onların ilimlerinden faydalanmaya başladı. Abdullah kendisi şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birinde hadis olduğunu duyarsam, o öğlen uykusuna yattığı sırada evinin kapısına gelir, eşikte elbisemi başımın altına yastık yaparak beklerdim. Rüzgar da üzerime savrulabildiği kadar toz savururdu. Halbuki ondan izin istemiş olsaydım bana izin verirlerdi. Ama ben bunu onun değerini yükseltmek için yapıyordum. Evinden çıktığında beni bu halde görünce şöyle derlerdi. Ey Resulullah'ın amcaoğlu, niçin geldin? Haber verseydin ben sana gelirdim. Ben de şöyle cevap verirdim. Benim sana gelmem daha münasiptir. İlmin ayağına gidilir, ilim ayağa gelmez. Bundan sonra öğrenmek istediğim hadisi sorar alırdım. İbn Abbas ilim elde etmek için nefsini ayaklar altına aldığı gibi alimlerin değerini de yüceltiyordu. İşte vahiy katibi olan, hüküm vermede, fıkıhta, kıraatta ve feraizde Medine halkının başı Zeyd bin Sabit hayvanına binmek istiyor, Haşimoğullarına mensup genç Abdullah bin Abbas onun huzurunda, kölenin efendisinin huzurunda durduğu gibi duruyor, özengisini ve hayvanın yularını tutuyor. Zeyd ona, vazgeç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcaoğlu diyor. İbn Abbas cevap veriyor. Biz alimlerimize böyle davranmakla emrolunduk. Zeyd de, elini göster bana diyor. İbn Abbas elini çıkarıyor. Zeyd onun elinin üzerine eğilip öpüyor ve şöyle diyor. Biz de peygamberimizin ehli beytine böyle davranmakla emrolunduk. Onun hakkında tabi'in büyüklerinden Mesruk bin el-Ecved şöyle demiştir. İbn Abbas'ı gördüğümde insanların en güzelini görüyordum. Konuştuğunda insanların en güzeliyle konuşuyor gibiydim. Sohbet ettiğinde insanların en alimi diyordum. İbn Abbas'ın elde etmek istediği ilim tamam olunca kendisi halka ilim öğreten bir öğretmen oldu. Evi de Müslümanların üniversitesi oldu. Evet, kelimenin tam anlamıyla modern çağımızdaki bir üniversite olmuştu. İbn Abbas'la bizim şimdiki üniversitelerimiz arasındaki fark şudur. Bugünün üniversitelerinde 100'e yakın, bazen de yüzlerce profesör bir araya gelir. İbn Abbas Üniversitesi ise bir tek profesörün omuzları üzerinde durmaktadır. O da Abdullah bin Abbas'ın kendisidir. Arkadaşlarından birisi şöyle anlatmıştır. İbn Abbas'ın bir toplantısını gördüm. Eğer bütün Kureyş onunla övünmüş olsaydı, övünç vesilesi olarak onlara yeterdi demiştir. Halkın onun evine giden yollarda toplanmış olduğunu, hatta yolların onlara dar geldiğini gördüm. Yanına girip kapısında insanların toplandığını ona haber verdim ve şöyle dedi. Bana abdest suyu hazırla. Abdest aldıktan sonra oturup şöyle dedi. Dışarı çık ve onlara de ki kim Kur'an lehçeleriyle ilgili bir soru sormak istiyorsa içeri girsin. Dışarı çıktım ve onlara söyledim. İçeri girenler evi ve odaları doldurmuşlardı. Birisi ona bir konuda soru sorar sormaz hemen tam olarak ve daha fazlasıyla cevap veriyordu. Arkasından da
kardeşlerinize yol açın dedi. Onlar da çıktılar. Ondan sonra bana şöyle söyledi. Dışarı çık ve şöyle söyle. Kim Kur'an'ın tefsirini ve tevilini sormak istiyorsa içeriye girsin. Çıkıp onlara bunu söyledim. Yine evi ve odaları doldurdular. Kendisine sorulanlara hemen tam olarak ve fazlasıyla cevap veriyordu. Arkasından da kardeşlerinize yol açın diyordu. Onlar da dışarı çıkıyorlar ve tekrar bana şöyle söylüyordu. Dışarı çık ve şöyle söyle. Kim helal, haram ve fıkıhtan sormak istiyorsa içeriye girsin. Ben de dışarıya çıkıp onlara bunu söylüyordum. Yine içeriye girip evi ve odaları dolduruyorlardı. Kendisine sorulanlara tam olarak cevap veriyordu. Yine sonra kardeşlerinize yol açın diyerek onları çıkarıyor, tekrar beni dışarıya göndererek, kim feraiz ve benzeri şeyleri sormak istiyorsa içeriye girmesini talep ediyordu. Ben de onlara söyleyince evin odaları dahil her tarafı doluyordu. Herhangi bir soru sorduklarında sorularını hemen ve tam olarak cevaplandırıyordu. Yine onlar dışarıya çıktıktan sonra dil, şiir ve Arapların kelamı gariplerine ait bir soru sormak isteyen varsa içeriye girsin deyince ben dışarıdakileri çağırıyordum. Onlar yine evi dolduruyorlardı. Cevaplar bittikten sonra bu haberi nakleden kimse şöyle demiştir. Kureyş'in tümü bunlarla övünmüş olsaydı onlara övünç vesilesi olarak bu yeterdi. İbn Abbas sanki kapısında bu kalabalığın meydana gelmemesi için ilmi günlere dağıtmayı düşünmüştü. Haftada bir gün sadece tefsir anlatmak için, bir gün sadece fıkıh anlatmak için, bir gün sadece megazi anlatmak için, bir gün sadece şiir anlatmak için, bir gün sadece eyyam-ı Arap anlatmak için oturuyordu. Onunla ilim meclisine oturup da ona boyun eğmeyen hiçbir alim yoktu. Birisinin soru sorup da ondan cevap alamaması vaki değildi. İbn Abbas, yaşının küçüklüğüne rağmen ilim ve anlayışının fazlalığı sebebiyle Hulefai Raşidin'in danışmanı olmuştu. Ömer İbnül Hattab'ın bir işi çıktığında veya bir problemle karşılaştığında sahabenin büyüklerini ve onlarla birlikte Abdullah bin Abbas'ı çağırtırdı. Abdullah geldiği zaman ona büyük değer verir, kendine yakın bir yere oturtur ve şöyle derdi. Halledilecek bir meselemiz var. Onu halledecek olan sen ve senin gibilerdir. Bir defasında Abdullah'ı kendine tercih etmesi, genç olmasına rağmen onu yaşlılarla bir tutması sebebiyle tenkit edilmiş ve bunun üzerine şöyle demişti. Şüphesiz o, olgun yaşta bir gençtir. Onun çok soran bir dili, çok anlayışlı bir yüreği vardır. İbn Abbas, yüksek tabakaya ilim öğretirken, halkın kendi üzerinde hakkı olduğunu unutmamıştır. Onlara da vaaz ve irşat toplantıları düzenlemiştir. Onun şu sözleri, günahkarlara hitap eden vaazlarındandır. Ey günahkar! Günahının akıbetinden emin olma. Günahtan sonrakinin, günahın kendisinden daha büyük olduğunu bil. Günah işlerken, sağındakiler ve solundakilerden utanmaman günahtan az değildir. Allah'ın sana ne yapacağını bilmeden, günah işlerken gülmen günahtan daha büyüktür. Günah kazandığında sevinmen günahtan daha büyüktür. Kazanamadığın günaha üzülmen günahtan daha büyüktür. Allah'ın seni gördüğüne hiç aldırış etmeyip bütün varlığınla günah işlerken elbiseni kımıldatan rüzgardan korkman günahtan daha büyüktür. Ey günahkar! Allah Teala Eyüp Aleyhisselam'ın vücuduna hastalık verip malını yok ettiği zamanki günahının ne olduğunu biliyor musun? Onun günahı
sadece ve sadece bir zavallının kendisine yapılan zulmü gidermesi için yardım istemesi, onun da yardım etmemesidir. İbn Abbas, yapmadıklarını söyleyen, kendileri sakınmadıkları halde başkalarına yasaklayanlardan değildir. O çok oruç tutan ve çok namaz kılan birisidir. Abdullah bin Müleyke ondan şöyle bahsetmiştir. Mekke'den Medine'ye kadar Abdullah bin Abbas'la birlikte yolculuk ettim. Konakladığımız bir yerde herkes aşırı yorgunluktan dolayı derin bir uyku çekerken o gecenin yarısında kalkıp namaz kılmıştı. Bir gecede onun şu ayeti okuduğunu görmüştüm. Ölüm baygınlığı gerçek olarak gelmiştir. İşte bu senin kaçıp durduğun şeydir. Kâf suresi ayet 19. Bu ayeti sabah oluncaya kadar defalarca okuyup ağlamıştı. Bütün bunlardan başka Abdullah bin Abbas şöyle bir özelliğe daha sahipti. O güzel ve parlak yüzlü bir kimseydi. Allah Celle Celaluhu'nun korkusundan gece yarılarında kalkıp ağlardı. Öyle ki yumuşak yanaklarına akan yaşlar kalın izler yapardı. İbn Abbas ilmin son noktasına ulaşmıştı. İşte buna bir delil. Halife Muaviye İbni Ebi Sufyan bin Sene bir sene hacca gitmek üzere yola çıkmıştı. Abdullah bin Abbas da hacca gitmek üzere yola çıkmıştı. Abdullah ne bir komutan ne de bir başkandı. Muaviye'nin maiyetinde devlet adamları vardı. Abdullah bin Abbas maiyetinde ise halifeninkinden üstün olan ilim öğrencileri vardı. İbn Abbas 70 yıl yaşamıştı. Bu süre içinde dünya, ilim, anlayış, hikmet ve takva ile dolmuştur. Öldüğünde namazını Muhammed bin Hanefiye, hayatta kalan sahabiler ve büyük tabiiler kılmıştır. Toprağa verdikleri sırada birisinin şu ayeti okuduğunu duydular. Ey emin ve mutmain ruh! Birbirinizden razı olarak Rabbine dön. Haydi kullarım, içine gir, cennetime gir. Fecr suresi ayet 30. Allah Abdullah bin Abbas'a ve onun yolunda yürüyen ilim erbabına rahmet eylesin. Thank you.